Yayınıma hoş geldiniz. Türk savaş gemisi Homs limanı önünde kapıya durmuş, arz endam ediyor. Macron, Hafter neredesiniz? Neredesiniz Körfez ülkeleri? Sisi neredesin? Biz buradayız. Homs limanının dibindeyiz. Mesaj net. Bazen konuşmadan açıklıyoruz. Ve desteklediğimiz Libya hükümetinin Homs limanının askeri amaçlarla 99 yılına kiralanmasını bir nevi doğrulamasa da arada bir anlaşmamız olduğu ve ortalık yatışana kadar bu böyle söylendiği açık. Homs limanı önünde savaş gemimizin arzu endam etmesi bizim güçlü bir parametremiz aslında. Evet, güçlü Türkiye. Savaş gemilerimizle Libya açıklarındayız. Ve diyoruz ki son sözü biz söyleriz. İpten aldık onları. Resmen ipten aldık. Gerçekten öyle. Özellikle Türkiye-Libya görev grubu komutanlığı kapsamında hali hazırda Homs limanını müşterek deniz eğitim ve merkez komutanlığı olarak kullanıyoruz. Özellikle Libyalı askerleri burada eğitiyoruz. Yani evin sahibi gibiyiz aslında. Türk savaş gemileri limanı sık sık ziyaret ediyor. Yani burada Türkiye'nin bir egemenliği, Türkiye'nin burada bir kararlılığı var. Ayrıca ABD savaş gemisini yıllar öncesinde yakıldığı görüntüler de burada mesajın alası verilmiş. Mesajın neti verilmiş. Arkada yanan gemi bir ABD gemisi. ABD'nin ilk yıllarında Afrika önlerinde yakılan bir gemisi. Yani hatırlatmakta fayda var. Homs limanının önünde ABD gemisinin yakıldığı fotoğraflar yan yana muhteşem bir mesaj. Bakın şunu ifade edeyim. Fransa Libya'ya özellikle ağırlığını koyduğunda bütün Afrika'daki sömürgelerden elde ettiği uranyum dahil birçok elementi, birçok madeni buradan ülkesine kaçırıyordu. Diyeceksiniz, ya izinle almıyor muydu? Sömürge yapmıştı. Bunun adı kaçırma denir. Ve biz Libya'da Hafter darbecisini indirmeye çalıştığımızda Libya'da Macron'un Fransa'nın hizmetkarı olmayı kabul eden Hafter bütün ülkeyi ele geçirmek için darbe girişimi başlatmış, Trablus'ta birkaç mahalleye kadar ilerlemiş, zafer kadehleri hazırlanmıştı. Ta ki Libya hükümeti başbakanı, Sarac'ın Türkiye'ye gelmesine kadar. Libya hükümeti düşüyor, bavullarını hazırlayan bir Sarac vardı karşımızda. Ne yapacağını bilemiyordu. Tabii ki Türkiye umudu karşısına çıktı ve Türkiye MEP anlaşmasına Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Çünkü mavi vatanda sıkıştırılmaya çalışılıyordu. Hançer gibi sapladık Yunanistan'ın göbeğine Libya ile yaptığımız MEP anlaşmasını. Ve Libya hükümetinin özellikle Türkiye'den istediği askeri teçhizatlar, deneyimli personeller ve Libya askerlerini eğiten, oradaki grupları eğiten Ulusal Birlik Hükümeti'nin tabii ki kuvvetlerine eğitimler verdik. SİHA'larımız Hafter'in unsurlarının Trablus'un dış bağlı yönlerinde olmasını engelledi. Atışlar ve tabii ki çatışmalarda Hafter'in nakliye araçlarını bir bir vurduk. Sayamayacağımız kadarını vurduk. Özellikle sevkiyatta geciken ve buna karşın eğitimle eğittiğimiz Libya birlikleri de onları süpürmeye başladı. Evet, güçlü bir ekip vardı Türkiye'nin başında ve bu ekip kararlı imzalar atıyor ve alınacak adımları hızla atıyordu. Hiçbir kimseden çekinmeden. Sarac o günleri böyle özetliyordu. Birkaç mahalleye sıkışmıştık. Artık her şey bitmiş gibiydi. Bir anda Türkiye'ye yetişti imdadımıza diye. Evet, bu serüven öyle hızlı ilerleyecekti ki kar topu gibi. Trablus'ta özellikle Mısırat Havalimanı'nı hava savunma sistemlerimizle koruyor. Bir taraftan SİHA'larımız düşman unsurlarına karada cehennemi yaşatıyordu. Rus Wagner'ler de payını almıştı bu durumdan. Libya'daki bu Wagner grupları SİHA'larımızın organize saldırısı Libya'daki desteklediğimiz kuvvetlerin de tabii ki etkisiyle bir bir saçılmaya başladılar. Belli yerlerde sıkışarak Türkiye'yle irtibata geçerek havaalanlarından kaçmaya çalıştılar. Çünkü onlara göre değildi durum. Türkiye'nin eğittiği birlikler hızla ilerliyordu. Sirti'ye gelinince kısa zaman önce Libya'ya konuşlanan MiG-29 uçakları kuvvetlere müdahale etti. Libya Ulusal Birlik Kuvvetleri'nde zayiatlar oluştu ve hava kuvvetleri olmadan, hava gücünü durduramadan hava savunma olarak bir şeyler yapılmayacağı ortaya çıkmıştı. Evet, gördüğünüz gibi paralı Wagner'lerin buradaki eylemleri ve faaliyetleri bir yere sıkıştırılmıştı bir kere.
Trablus ve Mısırat'a kurtulmuş, Libya'nın yarısı darbeden kurtarılmıştı. Şimdi ise petrole göz dikmişlerdi. Evet, petrol Fil bölgesindeydi. Çok daha kısıtlı miktar ulusal birlik hükümetindeydi. Evet, ama ne yaptılar? Gene Wagner'ler baskın yaptılar ulusal birlikli Şarer bölgesine, Saharara bölgesine. Şimdi neler oldu? Tabii ki bu durumlar olurken özellikle Rusya'nın Ukrayna'yla çok meşgul olması ve Hafter'in de bu dönemde özellikle gerekli tabii ki desteği alamaması ve güçlü hamleleri yapamaması neticesinde Libya'da bir birlik hükümetinin yanı sıra Hafter'le ortak bir hükümet kuruldu. Ve bunun sonucunda Hafter devamlı fırsat kolladı. Bir ara Fethi Paşa'yı kandırdı, darbe gerçekleştirdi ama başarısız oldu. Sonradan da kabuğuna çekildi. Ama şey var ki Türkiye Vatdiyası'ndan, Türkiye oradaki deniz üslerinden asla vazgeçmedi. Şu anda Vatdiya'ya askeri kargo uçaklarımız yüklerini boşaltıp geliyorlar. Vatdiya'yı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Libya hükümetinin de bize desteği söz konusu burada. Yani biz Vatdiya üstünde önemli bir hava gücü üstünlüğü, yeni geliştirdiğimiz SİHA ve askeri araçlarla gerçekten avantajlı bir konum oluşturduk. Bu çok önemli bir artı oldu bizler için. Bunun yanında tabii ki Türkiye, bunun yanında tabii ki deniz alanlarını da tabii ki istedi. Hava savunma olarak yeni hava savunma sistemlerini koyduk. Olası müdahalelere karşı aşamalı bir hatta hava savunma sistemleri konuşlandırdık. Bunun sonucunda Körfez ülkeleriyle görüşmelerimiz, Mısır'la normalleştirme görüşmeleri dahil keskin olan ülkeleri biraz olsun yumuşattı. Türkiye de kendi Hawk sistemlerinin yanı sıra başka sistemleri de şu anda orada yönlendirdi, temin etti. Şimdi neler olacak? Homs Limanı ile ilgili tam bir haber fırtınası oluştuğunda, bir bu konuda gelişmeler oluştuğunda hemen Libya'da Rada güçleriyle 444. Tugay arasında çatışmalar meydana geldi. Türkiye'nin araya girmesiyle ateşkes sağlandı ama bir taraftan da özellikle Hafter'in kışkırttığı bir gruptu bu Rada. Fırsattan istifade ulusal birlik hükümetinin zayıflaması hedefleniyor ve bunun sonucunda tabii ki belli başarılar hedefleniyordu. Dibeybe Türkiye'den destek istedi ve aranan destek geldi gerçekten. Önemli ve güzel bir gelişme. Şimdi neler olacak? Şimdi bu tarihten sonra Türkiye bölgede durumunu pekiştiriyor. Homs Limanı önündeki durumumuz gerçekten önemli ve kıymetli. Bunu da tabii ki ne yaptık? Güçlendirdik oradaki pozisyonumuzu ve savaş gemimiz rutin ziyaretlerinden birisini gerçekleştirdi. Şimdi tabela asmadan işi gerçekleştireceğiz. Limanı tepe tepe kullanacağız. Liman bizim olacak. Kontroller bizim olacak. Sadece ilan yapmayacağız. Sadece davulla zurnayla bildirmeyeceğiz. Libya'da 444. Tugay komutanının tabii ki serbest bırakılması da Türkiye sayesinde oldu. Hem Türkiye arkasında durdu 444. Tugay'ın ve Tugay da ağırlığını şehirde koydu. Ve komutan serbest bırakıldı. Evet, gördüğünüz görüntüler o kutlama ait görüntüler. Yani Türkiye'de Libya'da egemen istediklerini yapıyor. Ve şu anda Tugay'ın önündeler. Bu Tugay'ın önünde kutlamalar var. Kutlamakta haklılar. Dibeybe hükümetinin eli kolu, evet, şu anda güçlü bu kuvvet. Ve bu kutlamayı da tabii ki yapmamız normal. Güzel gelişmeler yaşanıyor. Libya'da her şey kontrol altında. Hafter, Macron ve Sisi. Siz bakın durun. Biz işlerimizi yapmaya devam edelim. Biz bölgede hükümran olmaya devam edelim. Devam edeceğiz tabii ki. Şunu anladılar artık. Türkiye'nin oradaki kuvvetlerini, Türkiye'nin oradaki direncini kıramayacaklar. Güçleri yetmeyecek. Türkiye'de orada kendi çıkarları ve milli Libya çıkarları için, iki dost ülkenin ortak çıkarları için bulunmaya devam edecek. Yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Türkiye'nin dostları. Hepinize sağlık ve esenlikli güzel günler dilerim. Hoşça kalın.